Vefa önemli bir şeydir. Panathinaikos taraftarından başka bir şey de beklemezdim. Kendisine hizmet eden bir hocaya böyle davranması gerekirdi. Çünkü sonuçta hizmet ediliyor. Hizmete karşılık bir teşekkür edilmeli, bir saygı duyulmalı. Bunu çok anlamlı buluyorum. Yakışan da oydu onlara. Ben Yunanistan'a çok geldim biliyorsunuz. Galatasaray'la geldim, milli takımla geldim. Akdeniz oyunlarına geldim. Çok geldim. Hazırlık maçlarına geldim. Hepsine geldim. Ve burayı çok seven, bu kardeş ülkeyi çok seven biriyim. Yazları da çok sık geliyorum. Denizden geliyorum, evimden geliyorum. Yeni bir challenge diyebilirsiniz, evet. Ama meseleyi doğru anlatmak çok önemliydi. 14 sene şampiyon olmamış. Ortada bir hasret var mı? Var. Biz daha evvelden bunu Galatasaray'dan biliyoruz. 14 sene biz de olmamıştık. Sonradan herkesi geldik, geçtik. Ben 10-11 sene tam bilmiyorum kaç sene çalıştım. 8 defa şampiyon oldum ama kaybettiklerimde bir avarajla veya bir golle her neyse insan 14 sene hasret çeker. O yüzden ben bu durumu bir defa bana gösterilen saygıya ve sevgiye teşekkür ederim. Her şeyi doğru yerlerine koydukları için. Ama şu bir gerçek ki sonuca bakmak, alınan neticeye bakmak çok önemli. Ne olacak sonuç? Ben başka biriyim. Benim anlayışım başka. Hocamızın anlayışı başka. Ama burada esasında konuşulacak tek konu Panathinaikos taraftarının yaptığı davranıştır. Hoş olan. Yoksa tabii ki ben şampiyonluk için uğraşacağım. Yeni bir challenge eyvallah ama taraftarın hakkını vermek lazım. Çünkü dün akşam OAKA'da çok etkilendim. Hoştu. Sık sık da gideceğim Allah izin verirse oraya. Müthiş bir atmosfer çünkü. Ama dediğim gibi yeni bir challenge. Evet. Challenge ise challenge. Açıkçası zamana karşı yarışıyoruz. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Oyunculara dokunmaya çalışıyorum. Bir yandan maçları seyrediyorum. Bir yandan sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sadece iki stoperimiz değil. Bayağı bir sıkıntımız var. Bir yandan antrenmanlar devam ediyor. Bir yandan kulübe gidiyoruz devamlı. Yani gece 1-2 gibi yatmaya gidiyorum otele. Sabah zaten geliyorum kulübe, spor center'a. Arkadaşlarımla beraber ki diğer burada bulduğum arkadaşlar da benim için kıymetli. Onları da beraberce çalışmaya alıştırıyorum, zorluyorum. Şu anda fotoğraf şu. Ayın 3'ünde maçımız var, 7'sinde maçımız var vesaire vesaire. Ki para kaldı. Bu ara yeni yıl var. Hem tanışıyoruz, isimleri ezberliyoruz, bazılarına tek tek konuşuyoruz. Çarşamba günü bana bir mesaj verebilir takım. Çok fazla değişiklik beklemiyorum ama bir mesaj da açıkçası almak istiyorum. Bu tip değişikliklere en çabuk tepki gösteren iyi yönde futbolculardır. Çalışmak zorundadır, oynamak zorundadır, kazanmak zorundadır. Profesyonellikte budur. Diyaloglarımız daha da birebir artacak. Yarından itibaren ne oynamak istediğimizi görsel olarak analizle göstereceğiz. Geçmişten gelen başarılı şeyleri, başarısız şeyleri analiz edeceğiz. Onları da göstereceğiz kendilerine. Bunları istemediğimizi, bunları istediğimizi söyleyeceğiz. Aşağı yukarı bir dakikamız yok. Şu anda eşimle çocuklarım geliyor. Karşılamaya da gidemedim yani. Ama seviyorum ben. Onlar da inanıyorum ki beni her gün daha iyi tanıyacaklar. Ben oyuncuları çok severim. Çünkü ağır bir iş yapıyorlar. Zamanda onlarla ilgili kötü düşünmedim. Ama yüz yüze gelip seninle beraber çalışmayı düşünmüyorum diyecek kadar da açık olurum. Ben uzun yıllardır kampı kaldırdım. Ayrı bir yerde, ayrı bir yatakta sabaha kadar PlayStation oynamaktansa kendi evinde eşiyle, çocuğuyla, kendi yatağında olmasını daha doğru buluyorum. Ben onlara inanıyor ve güveniyorum. Bunun dışında bir şey görürsem veya duyarsam zaten gereğini yapma yetkim var. Maç günü beraber oluyoruz. Öğlenden itibaren ondan sonra beraber istirahat ediyoruz. Stadyuma en yakın yerde. Oradan sonra da maça gidiyoruz. Aşağı yukarı 6-7 senedir ben böyle uyguluyorum. Çok daha faydasını gördüm. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda pek rakibe müsaade etmek istemiyorum oynamasını. Ben büyük takımım. Ben Panathinaikos'um. Ona verdim, o oynadı, bana geldi, ben oynadım. Bu benim tarzım değil.
Muhakkak ki bu bir zaman isteyecek ama benim anlayışım, ben kendi fikrim, benim uygulayışım dar alanda oynamak, enine boyuna. Ama özellikle boyu, takımın boyunun kısa olmasından yanayım. Çok basit oyuncularıma da anlatırım. Yani o bir 18'de top kaybettik. Hadi bırakalım kendi 18'ime kadar geri gelelim 60-70-80 metreyi. Pek uygun bulmuyorum. İşte ekonomik de bulmuyorum. Kaptırdığımız yerde reaksiyonu gösterip takım halinde alabiliyorsak orada ki ben bu oyunu 1999'da da oynayalım, 2000'de de oynayalım, içeride de oynayalım, dışarıda da oynayalım. Şampiyon olurken de Galatasaray'da oynayalım, Avrupa şampiyon olurken de oynayalım, Fiorentina'da da oynayalım, Milan'da da oynayalım. Milli takımda da oynatalım. Burada bizim tek sıkıntımız olabilir. Geçişte zarar görmeyelim. Çabuk adapte olmak için müsait haftalarda, yani pazardan pazara olan, arada maç olmayan haftalarda U19 veya B takımımızla taktik idmanları yapabiliriz. Çünkü aynı zamanda elimizdeki gençleri de görmek istiyorum. Belki de çok faydası olmayan bir yabancı oyuncu yerine kendi ülkemizin bir genç oyuncusunu koyabiliriz. Çok zor normalde, doğru haklısınız, zor. Ama beni aşağı yukarı çoğunuz tanıyorsunuz. Ben direkt söyleyen biriyim. Söylenen biri değilim, söyleyen biriyim. Zor ama çok samimi söylüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum başkana ve kulüpteki herkese. Beni çok kucakladılar. Mesela ben sabahtan erkenden gidiyorum. İlk konuştuğum doktorlarımız. İkisi de İtalyanca konuşuyor zaten. Ondan sonra altyapının sorumlusunu çağırıyorum. Analistin sorumlusunu çağırıyorum. Kaleci antrenörünü, bizim Panathinaikos'un fizik, atletik performans hocasını çağırıyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Ne istediğimi de anlatıyorum açıkça. Haklısınız, zor ama onu söylüyorum. Bu zor dönemi, geçiş dönemini eğer sıkıntısız, kazasız atlatabilirsek oradan sonra herkes çok daha rahat edecek. Çünkü kim, neyi, ne, nasıl yapacak aşağı yukarı herkes biliyor olacak. Hakikaten ben bir büyük kulübe geldim. Bunu görmekten son derece memnunum. Memnunum çünkü yani açıkçası bu kadar mı beklemiyordum? Evet, beklemiyordum ama şimdi kararım, yani işin idari kısmı, işin ekonomik kısmı, işin teknik kısmı, tam bir kurumsal bir yapıya geldim. Kendilerine de buradan sizin aracınızla başta başkan olmak üzere herkese teşekkür ederim.